Devam ediyoruz Nikber'de Ramazan adı altındaki röportajlarımıza. Dayıcım isminiz, lakabınız? Evet, Tehlike Cari, Ali Katıraylı. Dayıcım sizin isminiz, lakabınız köyde? Ben Richard İsmail'im oğlu diyorlar. Mustafa Lovacık adım. Çok memnun olduk. Dayıcım sizin isminiz, lakabınız? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Dayıcım sizin isminiz? Lakabınız? Çok memnun olduk dayıcım. Dayı sizin isminiz ve lakabınız? Çavuşların Düşkali Zeynep. Ali Nakyon. Çok memnun olduk. Hayır dayıcım. Yani ben girdi hadi ay Keysan Bey'le. Çok memnun olduk dayıcım. Keysan Bey'le. Çok teşekkür ederiz dayıcım. Sizi tanıyalım. Ahmet Çınar. Ahmet Çınar. Memnun olduk. Evet Ali dayıcım, eski Ramazan'da yaşadığın güzel bir olayı bizimle paylaşmak ister misin? Sen bunu söyle, bu güzel konuşursa ne olacak yere bak. Olacak yere bakmayın mı? Ali dayıcım, top sizde. Ya ne diyeyim şimdi? Eskiden bir coşkusu vardı Ramazanların, bir saygı vardı. Güzel bir şeyler vardı. Şimdi... Evet. Şimdi o durum yok yani. O durum yok diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Halil dayıcım sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben o köyümde öyle bir coşkun Ramazanlar vardı ki köyde 18 oda varsa 18 odada cemaat oluşurdu. Camiler hala almazdı. Böyle bir topluluk vardı hani. Birbirine bir bağlantı, bir coşku vardı. Akşam altı mahallecek falan yemek yiyebiliyorduk hani. Mahallecek yemek yiyebiliyordunuz iftar sofralarında. İftar sofralarında neler olurdu? Eski yemeklerden bahseder misiniz? Tarna, bulgur bizim köy yemekleri yani. Tarna, bulgur. Öyle diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi o şey yok. Yok. Mustafa Levent... Buyur. Siz anlatın. Şimdi ben eski Ramazanlara, çocukluk hatıralarına ara yok. Eskiden Ramazanlarda bizim bu mahalle dolu oluyor çocuğuna. Biz o günleri arıyoruz. Çörek zamanı oluyordu. Şimdi o düzen kalktı. Evler doluyor. O Halil abinin dediği gibi yemek düzeni Ramazan bayramının sabahı doluyor. Sen de bilirsin mahallemizde. Evet. Dedin gibi mahallesinde. Başka ne anlatalım? Burada herkesin Ramazan'la hayırlı uğurlu geçmesini diliyoruz. Bütün Allah herkese nice Ramazanları yetiştirsin diyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi dilerimiz kabul olur. Cümlete hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İyi günler. Sağ ol. Röportajlarımızda çarşı meydanında devam ediyoruz. Dayıcım isminiz? Hasan Devici. Lakabınız? Lakabını Devici Hasan diye. Çok teşekkür ederim dayıcım. Evet. Memnun olduk. Evet. Eski Ramazanlardan bize biraz bahseder misiniz? Eski aynı Ramazan, eskisi Ramazan, aynı Ramazan. Eskiden bu yaz aylarında tutulan Ramazanları nasıl tutmuştunuz? Nasıl tutacaksın işte giderdin o veya sıcakta, şimdiki gibi vesait yok, yayan gidilir çoğu. O zaman yayan, yani oranı mı çok? Oruç tutabiliyor muydunuz? Tabii, tutuluyordu. Tutuyordu. O zaman kızanlar tutuyordu. Şimdi gider %80 bulmayı. Nasıl bir işleyiş olurdu Ramazan günü içinde? Mesela ovaya... Ovaya'dan yayan gider. Çocuğu var sırtın ardındaydı. Giderdi ovada ekin bıçağı, oturuyorlar. Karma zamanda ekin bıçağıydı. Yani orana şimdiki gibi güver bıçağı yoktu. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Ben nerede hiç görme ya. Röportajlarımız devam ediyor. Neyi sizi tanıyalım önce? Ben Mehmet Özkan. Lakap olarak? Hocaoğlu Mehmet Özkan. Ramazan'da yaşamış olduğunuz ya da küçüklüğünüzde yaşamış olduğunuz Ramazanlardan bizi bahseder belir misiniz? Valla küçüklüğümdeki Ramazanlarla bu Ramazanlar çok farklı yerim. Şöyle ki hiçbir şey, her şey yozlaşmada.
Her şey yozlaşmada olduğu için belli şeyler, Ramazan eğlenceler, Ramazan kültürü neredeyse kaybolmak üzere yani. Neler dağıtılırdı misal siz vallahi çocukken? Bizim çocukluğumuzda çörek denen ekmek yağlaması olurdu. Şimdi ne o zeytinyağları bulabiliyoruz, ne o ekmekleri bulabiliyoruz, öyle işte gidiyor. Gidiyor. Evet. Ramazan bayramları nasıl geçiyordu? Vallahi Ramazan bayramlarda bildiğiniz gibi işte lambanın altında biz çocukluğumuzda kader çekerek, çıtı pıtı oynayarak geçiriyorduk yani. Evet. Elimizi yakıyorduk. Çok teşekkür ederiz dayı. Biz teşekkür ederiz. Bizden dolayı. Tamam. Dayıcığım sizi tanıyalım. Lakabınız? Raporlu. Eski Ramazanlardan bize aktarmak istediğiniz anılarınız vardır. Paylaşmak ister misiniz? Almanya'da geçiyoruz. Çocukken neler yaşadınız? Onları hatırlıyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Dayıcığım sizi tanıyalım. Ben Mehmet Sözleri. Lakap olarak. Kulakçı ben. Sizin Ramazan hakkında paylaşmak istedikleriniz var mı? Geçmiş abi, yok. Geçmiş. Çok. Efendim? Anlamışlar demek ya. Olsun, siz de paylaşın. Sizin dil söylemenizi de duyalım. Bizim çocuk mu buydu? Ben Ramazanlarda gayrıladı, çaylar falan içildi. Gayrılar kapatırlardı. Burada oynanırlar. Bayramlar burada oynanırlar. Her şey önemli. Şimdiki çocuklar bilgisayardan başka bir yere gitmiyorlar, gezmiyorlar. Bayram falan yok şimdi. Eskiden gargol bilirlerdi şeker, hep gargol giderdi çocuklarımızla. Şimdi çikolata beğenmiyorlar bazıları. Marka seviyor, nasıl kapı atıp getiriyorlar. Çok teşekkür ederiz dayıcığım. Hayırlı Ramazanlar diyoruz, hayırlı iftarlar. Evet, işletme sahibimiz Hakkı abinin yana geldik. Onun duygu ve düşüncelerini almak için. Kendini tanıttım zaten ben de. Sen yine kendini tanıttın. Yani bizim çocukluğumuzda gerçekten çok farklı şeyler yaşanıyordu. Kozaklar oynanıyordu. Küçük her yer mahalleler birinci bayram günü gezinler bittikten sonra ikinci, üçüncü bayram günlerde hep kozak gözlemlerdi. Yani yöresel birbiri çok değişik oyunlarla yani bayramlarda büyük bir şenlik havasında geçerdi. Ama şimdi zeminde gördüğümüz biraz daha kafir amaçlı yaşanıyor bayramlar eskiden. Ancak dışarı gidenler de bir hasret gidermen değil ki bayram yapıyor. Sonra da kafir edilmiş. Yani eski özellikleri kalmadı bayram. Eski özellikleri kalmadı. Sizin ufak bir anınız var mı? Çörek toparlarken çocuk arkadaşlarınızla yaşadığınız yani işte, bir olay. Öncelikle biz para veren yerlere koşardık. Ancak para veriyorsak. Veyahut da daha güzel böyle jelatinli şekerler verenlerden o yerlere koşuyorduk. Badem şekeri dediğimiz, kaba şeker dediğimiz şeker veren yerler oldu. Çok fazla rağbet etmiyorum onlara. Para veren yerlere tanımıyorlarsa yer bize bir iki sefer gidiyor geldi. Çok evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Ramazan nedeniyle sokak sohbetlerimizi devam ediyoruz. Sokakta iftarı bekleyen dayımla tanışıyoruz. İsminizi alabilir miyiz? Mehmet Akgöl. Köydeki lakabınız? Hoca Bütün. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de sağlığınıza duacıyız. Ramazan ayında, biz geçmiş Ramazanlarda yaşamış olduğunuz anılardan bizleri paylaşabilir misiniz? Evet. Paylaşmak bir şey değil de şimdi gelip geçen seneler tabii bilinmiyor. Nasıl olursan olsun. En iyisi şimdiki sıhhatin iyi mi? En iyisi o. Bundan 3-5 sene öncesi gençliğinden kocalık hepsi bir mi? Değil mi? Hem delgen mi? Evet, hepsi. Katılıyorum. Çocukken sahur sofralarında neler olurdu? Ya, İftar sofralarında ya, neler olurdu? Çocukken o zamanın adı yiyecek keyeceğim madayım ya. İmkanı olduğu kadar sokaklarda çocukken çörek alıyordu, bir şeyler yapıyorlardı, börek yapıyorlardı. Akşam üzeri dağı diyordum, bir şeyler oluyordu. Böyle gelip geçiyordu işte. Bayramlar nasıl geçiyordu? Bayramlar tabii. Bir halkı şekeri, efendim, badem şeker hani ufak, başı bir şey yiyordum. Bizim bir türlü.
Ama şimdi küstürlük şeyler. Evet. Çok iyi. Sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sizi de amcam, sizi de. Sağ selamet çalışın. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Güle güle.